Merhaba, hoş geldiniz. Yeniden Habere Doğru programımızda kısa bir ara vermiştik. Murat Karayalçın'la birlikteyiz. SHP'nin yeniden kuruluşu ya da SHP'nin kuruluşuyla ilgili konuyu gündemimize almıştık, onu konuşuyorduk. Arada söylediğiniz çok önemli bir şey var. Aslında üçüncü defa kurduruyoruz ama evet, değil. Bu öyle değil galiba. Hayır, öyle değil. 2001 yılında önce Erdal İnönü, ardından ben, benim ardımdan da başka arkadaşlarımız Cumhuriyet Halk Partisi'ne istifa ettiler. 2000 Eylül'ünde kurultay yapıldı. Deniz Bey rahmetli yeniden genel başkanlığa seçildi. Onun ardından yapılan uygulamalarla ilgili bir tepki ortaya kondu. Eski genel başkanlar olarak toplandık. Hikmet Çetin, Altan Öymen, Erdal İnönü, ben ve Cezmi Kartay bizim evimizde toplanmıştı. Bazı değişiklikler yapılmasını Sayın Genel Başkan'dan, Sayın Deniz Baykal'dan talep ettik. Basına da vermedik bu girişimimizi. Bir mektup yazdık. Onun gereği yerine getirilmeyince Erdal İnönü istifa etti. Ben de ardından istifa ettim. Benim ardımdan istifa eden arkadaşlarımız oldu. Ve sonuçta biz yeni bir parti kurulması için çalışmalara başlattık. Gerçi Erdal Bey 2001 yılının sonunda bu çalışmaların içinde yer almayacağım, yeni bir parti kurulması içinde yer almayacağım, bulunmayacağım diye bir açıklama yapmıştı. Fakat biz devam ettik, yeni bir parti kuruldu. Sosyal Demokrat Halkçı Parti adını almadık. Çünkü bu 95 Şubat'ında yapılan kurultay kararına karşı bir haksızlık, bir yanlışlık, delegelerin siyasi iradesine karşı bir saygısızlık olacaktı. Bu adı almadık, kullanmadık. Dolayısıyla biz Sosyal Demokrat Halk Partisi adını aldık. Aynı amblemi de kullanmadık, başka bir amblem kullandık. Bu bir saygının ifadesiydi, bir hassasiyetin, duyarlılığın ifadesiydi. Onu söyleyeyim. Dolayısıyla SHP ikinci kez o tarihte kurulmadı. SHP bir daha hiç kurulmadı. Ben şimdi de SHP kuruldu ifadesinin kullanılmasına karşıyım Zeynel Bey. Evet. Bu SHP'nin kurulması demek olamaz, olmamalı. Yani büyük bir haksızlık var. Biraz önce de söyledim, yasal olarak anlaşılan bir sorun yok. Ama Yargıtay onayladığına göre. Daha doğrusu Yargıtay sitesinde. Çünkü siyasi partiler dilekçe verilince kuruluyor. Yani bir onay da gerekmiyor, hı hı, siyasi partilerin kurulması için. Ama Yargıtay sitesinde yer aldığına göre hukuki bir sakınca yok. Ama bir siyasi ahlak açısından bir sorun var. Biraz önce de söylemiştim. Dolayısıyla SHP açıldı, SHP yeniden açıldı, SHP kuruldu, yeniden kuruldu vesaire ifadelerini doğru bulmuyorum. Onu söylemiş olayım. Peki biz de onu sizin hassasiyetinizi göz önüne alarak teşekkür ederim. Mümkün olduğunca kullanmayalım. Teşekkür Geçelim. Ederim. Sizin son derece önemli tespitleriniz vardı. Çünkü hani seçimlerden hemen sonra tüzük kurultayının toplanacağına yönelik hatta tarih dahi verilmişti, hatırlayacaksınız. Ancak hukuken bunun mümkün olmayacağını Özgür Özel'e söylemişler. Yeni kurultaydan sonra dolayısıyla yapmadı o verilen tarihte. Şimdi tüzük kurultayı hazırlıkları devam ediyor. Sizin de çok önemli tespitleriniz ve önerileriniz olmuştu. Taşımıştınız bir rapor halinde de Kemal Kılıçdaroğlu'na aktarmıştınız onu. Hatırlıyorum ben. Onun da ayrıntılarını biz haber yapmıştık hatta. Evet, evet. Şimdi bu hazırlıklarla ilgili bizim bir haberimiz var. Onu izleyicilerimizle paylaşalım. Sizden de değerlendirmek isteyeceğim. Duymaya devam ediyoruz. Trollere inat, birilerine inat. Çatlasınlar, iktidara yürüyoruz. CHP'de 6-9 Eylül tarihleri arasında Sivas'ta yapılacak tüzük kongresi için geri sayım sürüyor. Parti yönetimi 1-20 Nisan tarihleri arasında üyelerden tüzük değişikliğine yönelik alınan önerileri değerlendiriyor. 5 Eylül'de 2024 tarihinde tüzük komisyonumuzun son toplantısını yaparak 6 7, 8 ve 9 Eylül tarihlerinde tüzük kurultayımızı gerçekleştirmeyi planladık. 5 Eylül'de Ankara'da tüzük komisyonunun toplanacağı aktarılıyor. Sonrasında da 7, 8 ve 9 Eylül'de tüzük komisyonlarının hazırlığı üzerine bir çalışma yapılması bekleniyor. Bu süre içerisinde aynı zamanda parti programının da değerlendirilmek istendiği vurgulanıyor. Kurmaylar program tartışmasında CHP'nin seçim beyannamesi olacak bir çalışma çıkarmak istediğini vurguluyor.
Gençler ve kadınlarla parti içi demokrasiyi önceleyen bir tüzük hazırlamak istiyoruz. Değerlendirmesi yapan partililer, seçimsiz bir kongreyle değişim ifadesini tüzüğe işlemek istediklerini belirtti. Sokakta partiden gurur var. Partiden umut var. Sokakta Atatürk'ün partisine güven var, inanç var. Evet, yaz boyunca hazırlıklar sürecek büyük bir ihtimalle ve Eylül'de, önce 4 Eylül Sivas, sonra 7-8-9 Eylül'de burada herhalde Ankara'da gerçekleşecek olan bir tüzük kurultayından söz ediyoruz. Siz de bir öneri, paketleri sunmuştunuz, bir dosya hazırlamıştınız. Bu tüzük kurultayının içerisinde değişmesini beklediğiniz, beklentiniz nedir? Nelerin değişmesi gerekir sizce? Öncelikler ne olmalı? Zeynel Bey, ben bir defa haberde birlikte dinledik, izledik. Program çalışmalarının, partinin program çalışmasının tüzük çalışmasıyla birlikte, tüzük kurultayıyla birlikte ele alınmasının son derece yanlış olacağı kanısındayım. Program kurultayı için ayrı bir çalışma. Parti programı için ayrı bir çalışma yapmalıyız. Gerekir. Çünkü yeni bir program hazırlamamızı gerektiren hem küresel hem yerel çok önemli gelişmeler yaşıyoruz. Bunu teknolojik olarak da yaşıyoruz. İktisadi, siyasi, toplumsal olarak da yaşıyoruz. Yeni bir programa çok ciddi olarak ihtiyacımız var. Yeni bir program formatını ortaya koymamız lazım. Yani her konuya değinen, her konuya giren bir program metni yerine öncelikleri ele alan, partinin duruşunu, yaklaşımını ortaya koyan, çok kalın olmayan bir program metni olmalıdır. Bu ayrıca ele alınmalı. Cumhuriyet Halk Partisi örgütsel olarak yenilendikten sonra yeni yapısıyla bu program çalışmasına başlamalı. Ben çok teşekkür ederim. Geçen yıl bana çok fırsat vermiştiniz. Sizin programlarınızı anlatmıştım. Sayın Kılıçdaroğlu'na ve o dönem tüzük çalışmasını yürüten Genel Başkan Yardımcımız Sayın Zeynel Emre'ye, o zamanki Genel Sekreterimize ben önerilerimi sizin de biraz önce ifade ettiğiniz gibi yazılı olarak sunmuştum. Sonra Zeynel Bey onlara sunduğum metni bir mektup şekline dönüştürdüm ve mektup başlığıyla bastırdım. Bunu bütün örgütlerimize, partilerimize gönderdim. Şimdi o mektuptan, bu 2023 Ağustos'u, evet, yani 11 ay önceki bir çalışmayı anlatıyorum. Oradan tüzüğe dönük bölümleri yeniden bu süreçte yayınlamak istiyorum. Tüzük çalışmalarının çok iyi gittiği kanısında değilim. Bunu Sayın Genel Başkan'a da söyledim. Böyle bir tüzük çalışması bana göre doğru değil. Yani bir üst akıl olmadan, bir üst metin, üst tercihler paketi, dizisi olmadan tüzük madde madde değiştirilemez. Önce bir siyasal mutabakat, toplumsal mutabakat belli konularda sağlanmalı. Tüzük o mutabakat çerçevesinde yenilenmeli. Zaten tüzük dediğimiz metin de bu mutabakatın maddeleştirilmiş şeklidir. O yüzden mutabakat dediğim şeye çok önem veriyorum. Önce bunu tartışmalıyız. Nedir bu mutabakat? Birkaç örneğini vereyim. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye coğrafyasında nasıl örgütlenecek? O konuda bir mutabakatımız olmalı. Şimdi siyasi partiler yasası hem bizim için hem de öteki siyasi partiler için, tüm siyasi partiler için tek bir elbise hazırlamış vaziyette. Herkes o elbiseyi giyiyor. Herkes ona göre örgütlenecek. Aslında burada çok ilginç, devlet, Türkiye Cumhuriyeti Devleti nasıl örgütlenmişse Türkiye coğrafyasında, siyasi partiler yasası siyasi partilere benzer bir örgütlenme anlayışını getiriyor. Genel merkezi idarenin, merkezi yönetimin, yerel yönetimler üzerindeki yetkileri neyse, bu siyasi partiler yasası siyasi partilerin genel merkezlerine, taşra örgütleri üzerinde de aynı yetkiyi kullanıyor. Kayyum yetkisi bu. Yani merkezi yönetim nasıl kayyum atıyorsa, genel merkezde bir anlamda yerel örgütlere atabiliyor. Şimdi şu soruyu sorup tartışmalıyız. Acaba bu elbisenin dışına sol bir parti olarak biz çıkabilir miyiz? Türkiye coğrafyasında farklı bir örgütlenmeyi acaba
yapabilir miyiz? Üretim odaklarında bizim örgütlenmemiz lazım. Hani bu Bülent Ecevit'in fabrikada tarlada dediği türden bir örgütlenme. Ben bunu gerekli görüyorum ve bunun olanaklı olduğu kanısındayım. Eğer bu konuda mutabıksak o zaman CHP Türkiye coğrafyasına nasıl örgütlenmeli bunu tartışmalıyız. Bu bir tartışma konusu. İkinci bir tartışma konusu yetki kullanımı Zeynel Bey. Şimdi ben partide oligarşik bir yapının olduğunu söylemiştim. Bu oligarşik yapı bence devam ediyor. Yani geçen yılda da vardı, bu yılda da var. Yetkiler genel merkezde. Yani oligarşinin Tunç yasası ya da Demir yasası denilen şey. Yani bir grup yetkileri kullanıyor. Genel başkanın çok yetkisi olduğu şeklinde eleştiriler çok yapılmıştı Kemal Bey'in genel başkanlığı sırasında. Hatta genel sekreter eskisi gibi güçlü olsun, genel sekreteri parti meclisi seçsin diye bir görüş seslendirilmişti. MYK üyelerini genel başkan tayin etmesin, MYK üyelerini de parti meclisi seçsin. Daha güçlü olurlar, genel başkan karşısında daha güçlü bir konumda bulunurlar denmişti falan. Bunların tümü aslında bana göre yanlış. Şu nedenle yanlış, ben zaten genel merkezde toplanan yetkiyi eleştiriyorum. Bu yetkinin nasıl ki genel merkez aktörleri tarafından paylaşılması bana göre doğru değil. Yani yeni bir paylaşıma ihtiyaç var. Biz şimdi Cumhuriyet Halk Partisi olarak diyoruz ki Türkiye'de merkezi yönetimle yerel yönetimler arasında yeni bir yetki paylaşımı olmalıdır diyoruz devlet yönetimi için. Aynı şeyi partimiz için de düşünmeliyiz. Yani genel merkezle yerel örgütler arasında yeni bir yetki paylaşımına ihtiyaç var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasetinin belirlenmesi yalnızca merkez aktörleri tarafından mı olacak, bütün örgütümüz tarafından mı olacak? Cumhuriyet Halk Partisi'nin adaylarının seçilmesi, belediye başkan adaylarının, milletvekili adaylarının seçilmesi genel merkez tarafından mı yapılacak? Yani tayin mi olacak yoksa yerel örgütler mi bunu seçecek? Ben yerel örgütlerin seçmesi gerektiği düşüncesindeyim. Tabii ki merkezin, genel başkanımızın kontenjanı olmalı falan. Yani böyle birkaç tane konu var Zeynel Bey. Bunları tartışıp bir mutabakata vardıktan sonra... O tartışma ortamı şu anda yok gibi sanki, yok. Değil mi? Şimdi şöyle olmalı. Önce bir taslak hazırlanmalı. Bu taslak örgütlerimiz tarafından tartışılmalı. Mutlaka bunu yapmalıyız. Sonra bir... Ben atölye sözcüğünü kullanıyorum. İsterse Çalıştay densin. Çalıştay densin. Sonra gruplar olarak bunu tartışmalıyız. Sonra da kurultayda bu tartışılan metni, kurultay delegelerinin tartışmasını açmalıyız. Şimdi daha sonra kurultay. Yani bence kurultay ondan sonra olmalı ama şimdi bu çalışmalar tamamlanmadı. Acaba diyorum kurultayımızı, yani bir haftalık bir kurultay gibi gözüküyor. Gerçi parti sözcüsü biraz önce siz gösterdiniz. 7-8-9 dedi. 7-8-9 dedi. 5'inde yani 4'ünde bir tören var. 5'inde bir metnin açıklanması gibi bir şey var. Bilemedim yani ne kastediliyor. Yani o tüzük taslağı herhalde öyle anlıyorum. O taslağı kim hazırlayacak? O taslağı biraz önce dediğim şekilde kim tartışacak? Yani bölge toplantılarıyla bunu tartışmamız gerekir. Ama şunu da söyleyeyim. Yani, şeyden, yerelden gelen 7000, 8000'e aşkın öneriler var diye bir cümle kullanmıştı. Evet. Özgür Özel bir söyleşisinde. Bilmiyorum bu evet. Sizi bahsettiğiniz şöyle, öneriler olabilir evet. mi? Yani ben onun da çok doğru bir yaklaşım, çalışma yöntemi olduğu kanısında değilim. Zeynel Emre Bey'in genel başkan yardımcılığı sırasında anımsıyorum. Örgütlerden nasıl bir tüzük istiyorsunuz? Önerinizi bildirin. Diye bir talep istenmişti. Şimdi aradan 8-9 ay geçtikten sonra ya da 6 ay geçtikten sonra örgütlere tekrar ne istiyorsunuz bir bildirin deniyor. Ben bunun il başkanlığı da yapmış birisiyim ben. Hem genel başkanlık yaptım hem il başkanlığı yaptım. Ben bunun doğru bir yaklaşım olduğu kanısında değilim. Doğru olan şudur. Taslak gönderirsiniz, taslağın tartışılmasını istersiniz. O taslak üzerinde görüşleri istersiniz. Yani çok öneri gelebilir ama bir üst akıl olmadan, bir üst yaklaşım tercihler paketi dizisi olmadan yani madde madde tüzükle başa çıkılmaz. Yani birbiriyle tutarlılığı sağlayamazsınız, bütünlüğü sağlayamazsınız. Yanlış olur.
Onun için ben deminki önerimin daha sağlıklı olacağı inancındayım. Bunu da Sayın Genel Başkanımıza sundum. Bir şey daha söyleyeyim. Şimdi biz 101. yaşımızdayız. Yani 100. yaşımızı doldurduk. Evet. İkinci yüzyılımızın ilk kurultayındayız. Bu kurultayın çok şenlikli, farklı bir şekilde yapılmasını öneriyorum. Bunu da Sayın Genel Başkan'a önerdim. Bu atölye çalışmaları olabilir. Bir sergi önerdim. Yani kurultay salonunun yakında bir... Siz Avrupa deneyimini çok iyi biliyorsunuz. Hı hı. Ben Alman sosyal demokratlarından görmüştüm Zeynel Bey. Müthiş sergileri oluyordu kurultay salonunun yanında. Zamanında. Öyle bir sergi yapalım. 100 yıllık CHP. Sol yayınların bir fuarını yapalım. Orada gelsin falan. Yani böyle bir haftayı şenlik havası içinde ikinci yüzyılımızın ilk kurultayı diye iktidara gidiyoruz. Onun ilk adımı diye bir şenlik havası içinde yaşayalım diye düşünüyorum. Parti programı konusunda daha sonra yapılması kesin gerektiğini düşünüyorsunuz. Kesin. Yunus Emre'nin başkanlığında bir hazırlıklar vardı parti programıyla ilgili. Olsun güzel. Yunus Emre çok değerli bir arkadaşımız. Evet. Çok iyi bir çalışma yapacağına inanıyorum ama asla bunun içinde olmamalı. Yani tartışmalıyız. Yani ben kendime göre ne görüyorsam, ne öneriyorsam ben bunu anlatabilmeliyim. Benim gibi bizim işte 1 milyondan fazla, 1 milyon 300 bin üyemiz var. Üyelerimiz bunu anlatabilmeli. Nasıl bir parti, nasıl bir sol, nasıl bir sol duruş gördüğümüzü ortaya koyabilmeliyiz. Ben hep onu söylüyorum. Ya yapay zeka dönemine girdik Zeynel Bey. Bu yapay zekanın bizim temel değerlerimiz üzerinde nasıl bir etki yapacağını tartışmalıyız. Yani emekten bağımsız bir değer yaratılacaksa, yaratılıyorsa bu yapay zekayla, ki yaratılıyor, peki o zaman bu değeri nasıl paylaştıracağız? Sol bir partiyiz biz. Ne? Bunu nasıl paylaştıracağız? Toplu sözleşme düzeninin bugünkü teknolojide geldiği yeri dikkate alarak emeğin hakkını, çalışanların hakkını nasıl koruyacağız? Bunları ortaya koyalım, bunların yöntemlerini de ortaya koymalıyız. Yani laf olmaktan çıkmalı diye düşünüyorum. Onun için ayrı bir çalışma. Yunus Emre Bey'in çalışması tabii ki esas alınabilir. Başka öneriler gelebilir. Hepsini bu tüzük kurultayından sonra önümüzdeki yıl yapacağımız ya da özel bir tarihte yapacağımız program kurultayında ele almalıyız diye düşünüyorum. Evet, son derece önemli. Önümüzdeki günlerde galiba daha çok bu konuyu konuşacağız. Artık Cumhuriyet Halk Partisi aslında parti içi demokrasi adı altında yapılacak olan bir tüzük kurultayı bu. Evet. Değil mi? Yani oligarşik yapının kaldırılması gerekiyor. Dolayısıyla oligarşik yapının kaldırılması gerekiyor. Eğer parti içi demokrasi diyorsak. Evet. Tabii. Aynen Özgür öyle. Özgür Özel de seçildiğinden beri yaptığı vurgulamalarla hep böyle yerel yönetimlerin, işte gençlerin, kadınların daha fazla katılımını Çok da doğru, çok da yararını görüyoruz. Çok gencimiz var, çok kadınımız var. Kıvanç duyuyoruz hepsiyle. Ama yalnızca kadınlaşmak ve gençleşmek yetmiyor. Bir de demokrasiyi işletmek gerekiyor. Oligarşiyi kaldırmamız gerekiyor. Aslında en önemlisi o belki de. Şimdi tabii Sosyal Demokrat partilerle Avrupa'da sıkça bir araya geldi. Evet. Başta Sosyalist Enternasyonel toplantılarına katılıyor Özgür Özel. Evet. Genel Başkan Yardımcısı oldu bir defa kabul etti onu. Sonuçta onun da tabii getirdiği bir işte batılılaşma, işte milli değerlerinin daha fazla belki ön plana çıkması ama medenileşme açısından bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin kaybettiği zemini yeniden kazanması açısından önemli olacak galiba, değil mi? Doğru. Şimdi Zeynel Bey, iki gün önce Bükreş'te, Romanya'da Sayın Genel Başkanımızın da katılımıyla çok önemli bir çalışma yapıldı. Bu konuda çok yetkin bir isim olan Sayın Şule Bucak'tan ayrıntılı bilgileri aldım. Şimdi Sanchez'in, yani İspanya Başbakanı'nın, Sosyalist Enternasyonel'in başkanı olan Sanchez'in girişimiyle Avrupa Birliği'ne, sizin de izlediğiniz bir konu biliyorum, Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin sol partileri Bükreş'te bir araya geldiler. Yani Avrupa Birliği'nin, bir defa Avrupa ekonomisinin çok önemli bir köşe taşı olan İspanya'nın başbakanı böyle bir çalışmayı bu Türkiye için olağanüstü bir fırsat. Tabii. Olağanüstü bir fırsat. Tabii. Ve Sayın Genel Başkanımız da bu fırsatı çok iyi değerlendirmiş.
Kendisinin çok güzel bir konuşması olmuş. Genel sekreterimizin Selin Sayak Böke'nin çok güzel bir konuşması olmuş. Şule Hanım konuşmuş vesaire. Yani fırsatlar değerlendiriliyor. Yani Avrupa'yla Türkiye'nin Avrupa Birliği vokasyonu diyeyim konusunda önemli çalışmalar yapılıyor. Bunu çok büyük bir beğeniyle ve memnuniyetle karşılıyorum. Beni heyecanlandırıyor doğrusu. O yıllarda verdiğimiz emeğin karşılığını alamamıştık. Acaba hiç değilse ilerleyen yaşlarımıza rağmen yeniden. Ahır ömrümüzde. O bütün neşmeyi tekrar sağlar mı iktidara gelirse Cumhuriyet Halk Partisi? Doğrusu çok meraklı izleyeceğim şeylerden birisi olacak bu. Peki normalleşme çabasını Özgür Özel'in ve biraz da karşılık bulmasını ama hani normalleşme olacaksa aslında muhalefette olmalı. Biz bunun için bu görüşmeleri yapıyoruz diyen Erdoğan'ın bu tavrına karşı yine hala elini hala sıkmakta çekinmeyen, yumruklaştırmayan eline bir Özgür Özel'in tavrı var. Nasıl buluyorsunuz? Ben olağanlaşma sözcüğünü kullanıyordum. Olağanlaşmamız gerekiyor. Yani devlet yaşamımızda, siyaset yaşamında olağan bir döneme, Türkiye olağanı olarak göreceğimiz, adlandırabileceğimiz bir döneme girmemiz gerekiyor. Maalesef AKP iktidarıyla birlikte Türkiye'de siyaset toplumsal sorunların çözümü için değil de etnik ve inanç sorunlarının öne çıktığı bir anlayışla yapılmaya başlandı. Öfke bir hitabet sanatı oldu. Dindar ve kindar nesillerin yaratılmasından söz edildi. Sen diye konuşmaya başladılar. Yani çok özenle siz sözcüğü kullanılırken sen sözcüğü kullanılmaya başlandı. Yani öyle bir ortam doğdu ki hani iki siyasi partinin genel başkanı karşılaştığında neredeyse bir kavga olacak gibi, saç saça baş başa bir kavga yaşanacak gibi bir gerilim ortamı içinde olduk. Olağanlaşma yine insanların siyasi parti genel başkanlarının birbirine siz diye hitap ettikleri, sayın diye hitap ettikleri bir dönemin ifadesi. Ziyaretlerin yapıldığı, ellerin sıkıldığı bir dönemin ifadesi. Tasavvur ediyor musunuz? Bayram ziyaretlerinde her partiyi ziyaret edebilen tek parti Cumhuriyet Halk Partisi. Partiler birbirlerine küs. Birileri birilerine gitmiyor, öbürleri onlara gitmiyor. Ama bir tek biz bunu yapıyoruz. Dolayısıyla Türkiye'yi kurmuş olan bir partiyiz biz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni. Bu olağan dönemi başlatmak bizim de bir görevimizdi. Ben Sayın Genel Başkanımızın bu çağrısını beğeniyle karşıladım. Buradan bir kazanç elde edileceğini de düşünmüyordum. Düşünmedim de, hala da düşünüyor değilim. Çünkü yani görüşme sırasında Sayın Genel Başkan, Sayın Cumhurbaşkanı'na onun bilmediği bir şey söyleyecek değil. Yani bizim Cumhuriyet Halk Partisi'nin pozisyonunun ne olduğunu Sayın Erdoğan çok iyi biliyor. Bir AKP'nin pozisyonunun ne olduğunu da biz biliyoruz. Ama devletin olağan işleyişi içinde mesela bana göre üç konu çok önemliydi. Bunu Sayın Genel Başkan'a sundum. O da galiba Sayın Cumhurbaşkanı'na aktarmış. Birincisi bizim belediyelerimizin vergi ve prim borçları Zeynel Bey. Yani bu Sayın Şimşek'in açıklamalarını dinlediğimde ben endişe ediyordum, hala da ediyorum. Yani birdenbire bunlar kesilebilir. Zaten çok borçlu bir yapı devralındı. Vergi ve prim borçlarının kesilmesiyle birlikte çok daha büyük sorunlarla karşı karşıya kalabileceğiz. Bir bu konumuz vardı. İki, kentsel dönüşüm bizim programımızın özü. Yani özellikle Batı'da, özellikle Trakya'da, özellikle Marmara'da, özellikle İstanbul'da, İzmit'te, o çevrede yaşanabilecek bir depremin ne kadar büyük olumsuz sonuçlara, felaketlere yol açabileceğini biliyoruz. Kentsel dönüşüme ihtiyacımız var. Türkiye'nin kentlerinin yaşam kalitesinin yükseltilmesi için de buna ihtiyacımız var. Fakat kentsel dönüşüm projelerini belediye meclisleri kendi kararıyla başlatamıyor. Kentsel dönüşüm projelerinin kararını saray veriyor. Yani bakanlık veriyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veriyor. Şimdi bakın yani 3 ay önce Sayın Murat Kurum'la Sayın Ekrem İmamoğlu rakipti. Şimdi merkezi yönetimde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na
geldi. Kentsel dönüşüm projelerine nasıl bakılacak? Bu ikinci önemli konu bu. Bu söylendi. Bir de bizim büyük altyapı projelerimiz var ve kredi sorunumuz yok. Zeynel Bey, biz kredi bulabiliyoruz. Fakat bizim altyapı projelerimizin kamu yatırım programına numara alarak, proje numarası alarak girmesi gerekiyor. Bunun kararını Cumhurbaşkanlığı veriyor. Şimdi eğer bizim projelerimizde bir yanlışlık varsa, bir eksiklik varsa hay tartışalım onu. Ama bir yanlışlığı eksikliği yoksa, tamamsa niye bekletiyorsunuz? Evet. Bu yatırım programına girsin. Mesela bunları bu olağanlaşma görüşmeleri sırasında Sayın Genel Başkan, Sayın Cumhurbaşkanı'na iletti. Mesela bu konuda bir çalışma grubu kurulacaktı. O bir kazanım eğer olacaksa. Bu emekli generallerin, yaşlı generallerin serbest bırakılması, affedilmesi bir kazanım, yani beklenmeyen bir kazanım. Gerçi şey olmadı ama Gezi davasının yeniden Adalet Bakanlığı'na çağrılması bir kazanımdı. Yani ben kazanım beklemiyorum. Devlet olağan, devlet ve siyaset olması gerektiği gibi işlesin diye düşünüyorum. Ama şimdi ilk bu görüşmelerden sonra yeni bir aşamaya gelindi. Şunu da söyleyeyim. 1991'de DYP-SHP hükümetini kurduğumuz zaman rahmetli Süleyman Demirel'le rahmetli Erdal İnönü'nün birlikteliği bizim parti tabandan pek hoş karşılanmıyordu. İşte beraber bir yere gidiyorlar, arabaya biniyorlar vesaire vesaire. Sonra Erdal Bey gitti, ben geldim Erdal Bey'in yerine. Benim Tansu Çiller'le birlikteliğim de bizim parti tabanınca hoş karşılanmadı, onu da biliyorum. Şimdi de bir zorunluluk var ama bizimkiler hoşlanmıyor. Yani başbakan önde, doğal olarak başbakan yardımcısı olarak arkasındasın falan. Pek hoşuna gitmiyordu bizim partilerin Zeynel Bey. Şimdi genel başkanımızın cumhurbaşkanıyla bu görüntülerini de bizimkiler pek haz etmediler diye düşünüyorum yani, ama. Her ne kadar sizinkisi bir koalisyonda beraber bir koalisyondu. Yönetmeydi. Yani bizim ama, de böyle bir duyarlılığımız ama, var. Zaten işte bir ziyaretler yapıldı. Söylenmesi gereken sözler söylendi. Umarım yeniden bir gerilim ortamına girmez, girecek gibi gözüküyoruz. Özellikle Cumhur İttifakı'nın ortaklarından, paydaşlarından gelen ifadeler bunu gösteriyor. Bir de yani bu Sayın Özel bir anda Özgür Efendi'ye dönebilir diyorsunuz. Ne olur ne olmaz. Ama Özgür Bey şeyi açıklıkla söylüyor. Yani geçinemiyor insanlar. Evet, geçim yoksa seçim gelecek. Yani bu kaçınılmaz. Peki erken seçim olur mu sizce? Ya da işte 1,5 yıl içerisinde olası bir ihtimalden söz etti. Bence Sayın Genel Başkan ortamı hazırlıyor. Bir kıvam tutturmaya çalışıyor. Erken seçim kararını biz çıkaramayız. Biz bizimle birlikte 2023 Mayıs seçimlerine katılmış paydaşlarımızla da çıkaramayız. Bu bizim için olanaklı değil. Erken seçim kararını Cumhur İttifakı da çıkaramaz. Dolayısıyla yani bir kilitlenme var. Taraflar mutabakata varmadıktan sonra erken seçim kararı meclisten çıkmaz. Ama eğer gerçekten talep, halkın talebi, Türkiye'deki siyasi ortamın durumu bu doğrultuda evrilirse, gelişirse, hızlanırsa, böyle bir kar topu etkisi söz konusu olursa seçim kaçınılmaz hale de gelebilir. Sayın Genel Başkan 1,5 yıl sonra diye bir tarih verdi. Bu biraz da milletvekillerinin hani emeklilik haklarının elde edilmesiyle olacak ilgili. Bir de burada şöyle önemli bir şey var. Yani şimdi gerçi son sıralarda tarih vermiyorlar ama enflasyonla ilgili AKP yönetiminin, o arada Sayın Şimşek'in işte bekleyin, iyileşiyoruz, sorun çözülmek üzere, aşıyoruz biraz falan. Biraz daha sabır açıklamaları var. O 1,5 yılda da zaten hani sabredenler de ne sonucun ne olduğunu görecekler. Onun öyle de bir önemi var. Onu da dikkate almak gerekir. Fakat bence son günlerde, şu sıralarda bizim seslendirdiğimiz ya geçim ya seçim pozisyonu çok doğru. En azından zorlayacaktır. Hatta zorlamanın
galiba sonuçları da alınabilecek gibi, hiç olmazsa 10 bin emeklilere biraz kök, daha evet, kök mar- bugün, evet. Yarın saat 15.30'da bir toplantı yapacakmış AKP kurmayları, evet. Ekonomi kurmayları bu konuyu görüşmek için. Peki Mehmet Uçum'un bir açıklaması oldu. Mehmet Uçum deyince sarayın bir açıklaması tabii. olarak alıyoruz biz bunu. 2027'nin sonuna doğru olabilir diye. Bu ne demektir? Yani üçüncüsü kez. 2028 Mayıs'ından 6 ay önce böyle bir karar alınabilir. Dolayısıyla yeniden aday. Bir kez daha aday olabilir. Bunlar CHP nasıl yaklaşmalı? Eğer bir CHP yani parti olursa. Yönetimi nasıl yaklaşacağını bilmiyorum ama ben çok olumlu yaklaşırım. Yani Sayın Erdoğan'ın aday bir kez daha aday olmasını ben bizim için lehte bir unsur olarak değerlendiririm. Evet, tahmin ediyorum. Peki son 5 dakikamız. Şimdi Özgür Özel bu ay içerisinde Şam'a gidecek. Önce Kıbrıs sonra Şam ziyareti var. Şam'dan da Esad'dan da olumlu bir yanıt aldığına dair de Burhanettin Bulut'un bir açıklaması oldu. CHP Genel Başkan Yardımcısının. Sığınmacılar konusuna ve Esad'la Erdoğan görüşmesi öncesinde yapılacak böyle bir görüşmenin arabuluculuk niteliği taşıyıp taşımayacağı konusunda sizin gibi deneyimli Dışişleri Bakanlığı da yapmış bir siyasetçi nasıl düşünürsünüz? Yani ben çok fazla şey beklemiyorum bundan. Beklenmemesi gerektiğini düşünüyorum. Türkiye'de sığınmacılar sorununu her geçen gün çok ağır bir biçimde hep birlikte yaşıyoruz. Artık bu bütün siyasi partilerin, yalnızca Zafer Partisi'nin değil, tüm siyasi partilerin gündeminde hem de en ön sıralarda yer alan bir konu. Evet. Fakat bunun nasıl çözüleceğine ilişkin retorik dışında, söylem dışında hiçbir hazırlık yok, hiçbir söylem. Bir çözüm de ortaya konmuş değil. Yani bir beklenti ortaya çıktı. Esad'la görüşülsün, sorun öyle çözülsün, bunlar geri gelsin. Esad'ın Türkiye'ye sığınmış sığınmacıları geri isteyeceği konusunda çok ciddi olarak şüphelerim var. Yani mantıken niye istesin diye düşünüyorum. İsteyeceğini sanmıyorum. Belki bir miktar olabilir ama bu bizim sığınmacı sorununu tümüyle çözeceğimiz anlamına gelmez. Sayın Genel Başkan'ın Esad'a yapacağı ziyaret, bütün dikkatler Esad ziyareti üzerinde yoğunlaştığı için hatta son sıralarda Sayın Erdoğan'ın daha önce söylediklerini bir yana itip adeta çok açık bir şekilde ailece buluşalım falan noktasına varacak bir şekilde bunları görüşme için bunları dile getirmesi yeniden Esad'ın çözüm olduğu şeklinde bir anlayışın güçlenmesine bana göre neden oluyor. Böyle bir ortamda Cumhuriyet Halk Partisi'nin daha önceki Sayın Genel Başkanımız da bunu söylüyordu. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun da böyle bir düşüncesi vardı. Şimdi yıl içerisinde göndereceğiz şeklindeydi. Şimdi Sayın Genel Başkanımızın Esad ziyaretini kamuoyu olumlu karşılayacaktır. Ama bu ziyaret Esad'la Erdoğan arasında, Suriye ile Türkiye arasında bir arabuluculuğa dönüşmemeli, dönüşemez de, mümkün de görmüyorum ben bunu. Bu ziyaret yapılmalı ve Cumhuriyet Halk Partisi dileklerini, düşüncelerini, Türkiye'nin bu konudaki duyarlılıklarını, halkımızın bu konudaki tepkisini, bunun yol açabileceği olumsuzlukları doğrudan doğruya Esad'a söylemeli, Sayın Esad'a söylemeli. Bunun Cumhuriyet Ana Muhalefet Partisi'nin genel başkanı ağzından duyulmasının önem taşıdığını düşünüyorum. Bu arada şunu da söyleyeyim Zeynel Bey. Özgür Bey biraz önce de konuştuk. Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı değil tek başına. Sosyalist Enternasyonel'in evet. genel başkan yardımcısı. Doğru. Bu uluslararası toplumda, uluslararası siyasette çok önemli bir sıfat. Nitekim demin onu söylememiştim. Yani Sayın Özel'in genel başkan yardımcılığıyla birlikte Filistin konusunda Sosyalist Enternasyonel'de duyarlılığın ne kadar yükseldiğini hep birlikte gördük. O kimliğiyle de bunu dile getirmesinin yararlı olacağını düşünüyorum. Ama çok fazla abartmamak gerekir diye de eklemek istiyorum. Peki. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Zaman ayırdınız buraya geldiniz. Çok çok sağ olun Murat Karayalçın.
Değerli izleyiciler, programımızın sonuna geldik. Yarın ve cuma günü ben burada değilim. Sevgili İnan Demirer burada olacak benim yerime. Pazartesi günü buluşacağız tekrar tabii. Haftaya pazartesi günü. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.